Evet, merhabalar diyelim. Saatlerimiz 12 uyayı gösteriyor. EkoTürk'te gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Ahu Orakçıoğlu. Bir haftalık bir ara verdim ben kendi adıma. Ama haftanın ardından çok tatlı bir dönüşle işte karşınızdayız. Buradayız birlikte. Nadir Güllü ile bir aradayız. Son 20 yıldır yaptığımız herhalde değil mi yayınlara bir tanesini evet. daha ekleyeceğiz. Nadir Bey her zaman olduğu gibi çok zarif, çok kibar bir insan. Nasılsınız? Hoş Sağ olun geldiniz efendim. Bu Sağ arada. Olun. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar olsun. Vallahi kusura bakmayın sevgili seyirciler. Biz de bekleyeceğiz. İftarda yiyeceğiz artık bugün değil mi? Evet. Genelde Nadir Bey'le biz yayında yeriz. Güllüoğlu baklavalarının işte şeyi ortada zaten. Her zaman nefaseti ortada. Bugün bekleyeceğiz artık. Ne yapalım? Zaten tepsi öyle değil. Bu da tuttuk. Evet, o tepsiyi biraz şöyle ortaya doğru alalım. Hoş geldiniz Nadir Bey gerçekten. Yani 11 ayın sultanı Ramazan ayını neredeyse yaraladık gerçekten de yaraladık. Allah rızası için tutuldu oruçlar bu senede. Tutulmaya devam ediyor. İftar sofraları da sürüyor, devam ediyor. Hemen ardından da bir iki haftadan az kaldı neredeyse bayrama değil mi? Evet, aşağı yukarı. Yaraladık. Yaraladık gibi gerçekten de. Bütün bunları konuşacağız. Her zaman olduğu gibi ama bu sene biraz şu gıda fiyatları yüzünden çok da tatlı tatlı konuşamıyoruz sevgili seyirciler bu işleri maalesef. Gerçekten de biraz hem özellikle şeker üzerindeki zamlar, fiyat artışları, un üzerindeki fiyat artışları, genel anlamda bakkala markete girdiğimiz zaman yaşadığımız o inanılmaz rakamlar. Ya böyle bir dönem geçmedi herhalde değil mi Nadir Bey? Yani siz kaç yıldır ticaretin içindesiniz? Tabii ben 50 sene, 67 yaşındayım. Maşallah. Beşinci kuşağım. Evet. Dedemin dedesinden gelen bir sanat. Çok zor zamanlar görmüş bir ailesiniz bu canım, biraz sizde. Biz 50 senedir işin içindeyim ben. 75 yıla yakındır Karaköy esnafıyız. 40 sene evvel narkondu baklavaya biliyorsunuz. O günleri yaşadık. Evet. Bir ara yağ yok, şeker yok, benzin yok, tüp yok. O zaman tabii o dönemleri de geçirdi Türkiye'de. Onları da yaşadık. Yani üzüldüğüm konu belli dönemlerde bazı insanların çıkar çevreleri zannederim tüccar ruhlu oluşundan dolayı bir ürünleri stok yapıyorlar. Hep stok, stok, stok. Hmm. Bütün şeyi başı stok. Evet. Yani ben hep dedemizden şunu gördük. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Bereket azdadır demişler bize. Hı hı. Ama ne acıdır ki başta bizim fıstık da olmak üzere. Ya 2 senelik fıstık var Antep'te. Urfa'nın tamamı fıstık. Maraş, Antep, Adıyaman. Böyle bir sıkıntı var mı? Mesela iklim değişiminden dolayı belli ürünlerde hasat azalıyor falan. Mesela işte ne bileyim siz kendi işiniz özelinde, fıstık özelinde mesela. Herhangi bir iklimin vurduğu, ettiği bir durum var mı Nadir Bey? Hayır, hayır efendim. Hiçbir sıkıntı yok orada. Şu anda 2 yıllık fıstığımız var. Evet, stoğumuz sağlam. Var. Fakat çıkar çevrelere bazıları nedense bu maddi durumu çok çok iyi olanlar fıstıkları alıp stokluyorlar. Hmm. Şu anda Suriye'de savaş var ya. Evet. Suriye'de çok fıstık var mesela. Geliyor, alıyorlar. Ne yapıyorlar? Spekülasyon yapıyorlar. Kendi fıstığı kendi satın alarak karşılıklı fıstığı artırıyorlar. O zaman ne oluyor? İşte fıstığı, bak diğer meslektaşlarım ister istemeden ya fıstığı azaltıyor ya fıstık yerine başka bir şeyler koymaya başlıyorlar. Hmm. Sonra deniyor ki neden farklı malzemeler konuyor? Evet. Şimdi her firmanın alım gücü tam olmuyor ki. Bizim şükürler olsun tarihi firmayız. Tabii. Bize müşterimiz saygı duyuyor. Aman diyor malzemeyi bozma. Yeter ki yani %10 pahalı olsun yeter ki iyisini yiyelim diyorlar. Evet, evet. Ama diğer arkadaşlar alamayınca başka şeylere başvuruyorlar. Evet. Yani ben bu stokçuluk yüzünden oldu diyor. Yani şimdi enflasyonda bir sürü etken var. Mesela bir baktığım araştırmada %15'i şu dövizden kaynaklanıyor. Bizim şu Türk lirasının inanılmaz değersizleşmesinden kaynaklanıyor. Hani ciddi bir enflasyonu biz oradan yedik. Yurt dışından aldığımız bir enflasyon var maalesef. Hani dünya genelinde küreselde bir fiyat artışı var. Ondan kaynaklı var. Ama siz diyorsunuz ki bunları topla ama bunun yanına daha da büyük olarak biraz şu psikolojiyi, stokçuluğu, böyle biraz uyanıklıktan kaynaklanan o ticari açıdan. Hani onu da ekle ahu diyorsunuz siz işinize. Peki şimdi en başta evler. Bir anda ne oldu? Kiralar 2 kat, tarihler fırladı. Ya aynı. Evet. Ama insanlar işte hep dedemizden duyduğumuz bu laf var işte bereket azdadır. Evet, evet. Lafı aza kadar etmeyen çoğu bulamaz diye. Ne güzel bir cümle. Biz mesela evet. taşı denen suyun gücü değil, damların süreklidir diyoruz. Sürekli satalım, asker olsun sürekli olsun deriz. Evet. Ama maalesef bazı işte iş adamlarında, bazı esnaflarda bu düşünceler yavaş yavaş, hele yeni nesil çocuklarda.
Asıl tehlike oradan öyle geliyor. Mi diyorsunuz? Yeni nesil daha mı hızlı zengin olma derdinde ya da elindekini anında daha şeye çevirme derdinde yani? Hani... Ben şimdi sağ olsunlar bazı üniversitelere konuşmacı diye çağırıyorlar. Hemen nasıl köşe döndün diye soruyorlar. Evet. Ya diyorum işinin önündeyilmeyen yarın başkasının önünde eğilir. Yokuşu çıkarken terlemeyen inerken gözyaşı döker diyorum. Değil mi? Hemen o demiyor çabuk olmaz. Bu hele bu cep telefonu ve bu bilgisayarlar sinyalinde bak basıyorsun ödür vermiş. Evet. Yani bu da olmuyor valla. Tamam da ama işte bu teknoloji bazı oradaki şeyler insanları başka şeye yöneliyorlar. Çabuk kazanmaları görünce, kazananları görünce insanlar nasıl çabuk köşe döneriz? Halbuki vallahi öyle olmaz. Valla çabuk gelen çabuk da gidiyor. Onu da görüyoruz. Biraz paranın kıymetini herhalde anlamak için, değerini anlamak için sevginin de öyle değil mi? Her şeyin, dostlukların da öyle aslında. Zaten sadece paradan bahsetmeyelim. Böyle yavaş yavaş elde ettiğimiz şeyler daha kıymetli oluyor. Ama maalesef şu an para çok çok kıymetli. Çünkü gerçekten kazanmak da zor. Su gibi de akıyor gidiyor. Baklava özelinde konuşursak Nadir Bey, geçen yılla ne kadara bunu siz imal edebiliyordunuz? Bu sene ne kadarlık bir artış var? Tabii ki en az bir enflasyon oranında artış oldu. Evet. Mecbur o enflasyon da ama tartışmalı biliyorsunuz. Hani bir TÜİK'im var, bir reel var filan. Evet. Şimdi biz ne kadar? İki katı oldu mu mesela? %100 oldu mu artış? Hayır, yok %50 oldu. O kadar değil. Şimdi Ahu Hanım, para kazanmanın birinci kuralı harcamanın kontrolünden geçer. Bu bir. Biz ürünü alırken kazanırsak ancak hesapla satabiliyoruz. Ama satıyoruz, tekrar almaya gidiyoruz ki ciddi fark oluşmuş. O zaman ne oluyor? Ya içindeki malzemeden alacaksınız ya da fiyata belli oranda fiyat koyacaksınız. Hı hı. İşte bu sanat ölmesin diye yapıyoruz. Tabii. Ancak şunu söylüyoruz müşterilerime, 3 dilim yiyeceğinize 2 dilim yiyin, iyisini yiyin. Evet. Çünkü yakında elbise, inşaat, araba her şey olacak. Yiyecek gıda azalıyor. Kesinlikle en büyük sıkıntı orada. Tabii. Onun için mesela biz yağı egzoz gazının girmediği, ayak basmamış otlardan beslenen, koyun ve keçi sütünden yapılmış erimiş yayla tereyağı. Of. Hatta bir yerde dağda su berraksa, berraksa orada yetişen ot da kaliteliyse, hayvan da onun tepinden yiyorsa tereyağı da kaliteli oluyor. Evet. Biz bunları diye araştırıyoruz. Ama bunun da bir bedeli oluyor tabii ki. Evet, bu bedeli ancak ödedikten sonra. Şimdi çok ucuza tabii ürünler de çıkıyor ama onlara mesela baklava özelinde konuşsak baklava demek mümkün olmayabilir herhalde değil mi? Yani vatandaşımız, yurttaşımız mesela aşağı yukarı hangi fiyatı görmeli ki? Ya bu gerçekten bunun unu iyi, şekeri işte ne bileyim o nişasta bazlı şeker değil bizim bildiğimiz şeker pancarı, fıstığı iyi desin, tereyağı iyi desin. Ne diyorsunuz orada? Şimdi bakın şu tepsi alın. Minimum maliyeti nedir yani hocam? Tabii 150'den aşağı mümkün değil. Mümkün değil. Bakın şu tepsi elinize alın. 1,5 kilo gelir. Bak elini kaldırın. Evet, bayağı ağır şöyle. İşte 1,5 kilo gelir. Buna şerbeti versen 4 kilo gelir. Evet. Şimdi tatlıya değil baklavaya para versinler. Evet. Tepsinin dibinde şerbet olmayacak. Çatalı batırdığın zaman, kaldırdığın zaman şerbet damlamayacak. Anladım. Öyle ağır ağır olmayacak, olmayacak. Yani böyle. Kilolarda mecburen 150 ve üzerinde olmak zorunda. Neden? Hı-hı. Çünkü içine koyduğunuz malzemenin kalitesi ve oranı. Evet. Bir de ustalık var burada Ağa'nın. Tabii. Şimdi bunu yapan ustanın maliyeti çok yüksek. Değil mi? Sigortası, sosyal hakları, bu ustaları yetiştirmek çok kolay. Ha bir de o var. Şimdi artık herkes böyle kebapçı, kunduracı, baklavacı gibi geleneksel el sanatları yapan ustalar azalıyor. Siz de bu giyim sektöründe beyiniz biliyorum. Tabii. Yani bizde... düşün eskiden el işlemesi bir tercih kaldı mı? Yok. Kalmadı. El dokuma halısı. Bu kadar talep olan bir işte bir sektörde bu kadar hala satışların hiç düşmediği bir yerde ustalık niye azalıyor ya? Yani yine gençlere mi dönüp dolaşıp bir şey yapacağız? Hani sabırsız mı davranıyorlar? Hani bir işin inceliğini kapma açısından yine orada da bir gençlere mi çıkacak o şey? Şimdi biz ustaları gece uyandırıyoruz tabii ki. Kimse gece uyanmak istemiyor. Evet. Bu sabaha karşı hamurlar yoruluyor, taze taze çıkıyor. Hı hı. Şimdi yeni gençler artık gece uyanmak istemiyorlar. Biz yoksa evden servisimiz var. Tek tek ustaları topluyoruz. Tek tek eve bırakıyoruz. Mesela bekarlar yatacak yer, kira parası yok, orada elektrik suyu yok, orada aslında yemek yok. El üstünde tutuyoruz diyorsunuz. Evet. Ama ne acıdır ki işte yeni gençlik, altyapıdan gençlik böyle geleneksel el sanatlarına önem vermiyor. Asıl tehlike annelerimizin yaptığı o yemekler de azalıyor.
Doğru. Yeni yetişen kızlar evde yemek de yapmıyorlar artık. Doğru, vallahi yapmıyoruz ya. Yani ben de yani şimdi yeni yetişen bir kız olmasam bile yeni jenerasyon olarak 70'lerden sonra doğmuş. Vallahi ben de öyleyim yani gerçekten. Mesela bizde... Yani annem de ne mantılar açar, biz de açamadık valla. Bak gördünüz mü? Eski dinleyiciler anneler ne yapardı? Evet, şimdi kızlar yapsın bakayım, yapmıyorlar. Vallahi evet. Biz bu sanatı Osmanlı Doğru. Sarayı'ndan gelen 600 yıllık geleni yaşatıyoruz. Hı hı. Ve halkımıza diyoruz ki bilinçleyecekleri seçimi... Sağlıklı evet. bir yaşam, hastalıktan korunmanın anahtarıdır diyor. Şimdi hani yanı başımızda Suriye'de bir sıkıntı yaşandı ya, Suriyeliler de malum, onların da baklava kültürleri çok kuvvetli. İşte pek çok iş sektöründe de işçi bulma, çalıştıracak eleman bulma konusunda sanayicimiz çok zorlanıyor. Hem bir yandan göçmenlere kızıyoruz ama bir yandan da gerçekten evet. sanayide çok da çalışıyor göçmenler. Biliyorum siz Antep işi yapıyorsunuz. Başka bir baklava türü Suriye'de bizde ama onlarınki de hamur işleri falan çok sağlam. Hani oralardan da böyle usta geliyor mu, yetişiyor mu? Artık biraz böyle yurt dışından takviyeler oluyor mu mesela? Şimdi artık insan ayrımı yapmıyoruz. Evet. Ülke ayrımı yapmıyoruz. Yeter ki ustasına saygılı olsun, vatanını bayrağını sevsin. Biz buna önem veriyoruz. Evet. Çünkü gıdada çalıştırılacak kişiler... Çok çok önemli. En ufak bir hatada biz Karaköy'den devlet başkanlarına, krallara tabii ki sevkiyatımız oluyor. Hı hı. Buna yiyecek gıda çok önemli işte. Aldığımız ustalara çok önem veriyoruz. Kişisel yaşantılarda çok önem veriyoruz. Ailesine önem veriyoruz. Evet. Herkes alamıyoruz. Tabii. Zaten baklavanın doğduğu yer hanım Topkapı Sarayı. Osmanlı İmparatorluğu'na doğdu. Bir saray tatlısı değil mi bu? Tabii tabii. Sarayda padişah döneminde 6000 kişiye yemek çıkarmış, tatlılara çıkarmış. Çeşitli başları her gün güzel şeyler yaparmış. Müsteddes, Samadi, Selahattin gibi dünya ustalar başarılı oldukları için daha sonra Şam'a Halep'e gidiyor, Bağdat'a gidiyor, Balkanlara o böreklerimiz gidiyor. Dedemin dedesi Mekke'ye giderken görüp Antep'e getirip gelişiyor. Babam Karaköy'e getiriyor. 75 yıllık Karaköy esnafıyız. Yani ürün aile bireylerin ondan sonra kuşaklar güzel yaparsa kalıyor. Hı hı. Mesela Şam'da çok güzel vardı ama bu savaştan kaybettim. Maalesef değil mi? Hele i̇şte, Beyrut mesela. Beyrut ya, baklava yani Beyrut derken Lübnan'ı Samadi da. Samadi vardı. Evet. Babam dedemin dedesinden duyduğum Beyrut'ta Lübnan'da Samadi baklavacı varmış dünya cümle ama hı hı. çocuklar okumuş. Kimi savaştan kaybetmiş. Evet. Bizden evet. sonra nesil yapmazsa biz de bitiyoruz. Evet. Yani bu iş... Her iş böyle. Gerçekten kaybetmemek gerekiyor. Evet. Ama çok da talep var. Biraz Güllüoğlu olarak biraz sizi de tabii ki dinlemek istiyoruz Nadir Bey. Prenslere, krallara gönderiyoruz dediniz değil mi? Yani siz Türkiye'den ciddi bir ihracat yapıyorsunuz. Hiç kolay bir şey değil. Yurt dışında franchise usulü bayiler var mı? Dükkanlar var mı? Ne kadar bir ihracatınız var? Biraz şimdi, da o yarattığınız ekonomik değeri dinleyelim. O hanım, marka 4 çeşittir. Sülale markası, aile markası, adres markası, şahıs markası. Ben sizi yıllardır tanırım, siz ahı olarak, hanım olarak şahsınız bir markadır. Değil sağ mi? Olun, eksik şimdi biz de Nadir Gül olarak şahsımız bir marka oldu. 50 yıldır aynı yerde, aynı usta diyor. Evet. Karaköy'de, 75 yıl Karaköy'de olduğu için Karaköy olarak marka olduk. Şube açmıyoruz. Neden açmıyoruz? Enine değil, dikine büyüyoruz. Enine büyümek, financacılık vermek, şube açmak. Dikine büyümek, kendi içinizde satışın artıyorsa zaten kendin içinizde, şube açıyorsunuz demektir. Hı hı. Bizim müşterimiz mesela devlet başkanları, krallar. Bir de bu kargo kurye yoluyla Hindistan'dan Japonya'ya kadar, Kanada'dan Brezilya'ya kadar ürün gidebiliyor iki günde. İki günde. Artı ülkenin her şehrine gidiyor. İstanbul'un her semtine gidiyor. Yeter ki ürün güzel olsun hanım. Alınmadıktan doğru, sonra şube açmak marifet değil ki. Tabii. Ürün yapmak. Evet, bir de franchise verirken neye güvenerek vereceksiniz? Hayır, verdiğiniz kişi çocuğunu evet. teslim etmeye benzer. Senin ürüne iyi bakmıyor ki. Ben doğru. Atina'da yaptığım bu işi başarılı olamadım. Evet. Yunan baklava, Türk baklava savaşında biz dedik hadi dedik. Atina'ya baklava indirdik, Karaköy, İstanbul, Türkiye diye. Baklava öyle değil, tamam. böyle olur diye. İndirdik ama başında duramadığım için oradaki Yunanlı satan kişinin hatası yüzünden orada ciddi bir para kaybım oldu. Evet. Kimse de bana dönüp bu parayı kaybettin. Evet. Ama baklavayı Türklere kazandırdık. Evet. Çünkü şu anda Yunan baklava. Onu soracağım. Çünkü Yunanistan'a ne zaman gitsek biz her yerde baklava, her yerde Yunan baklavası. Ya o iş bitti mi artık? Tabii. Çözümlendi mi dünyada? Ben, patenti bizde mi yani? Bizde nasıl bizde ama Yunanistan tepesine indirdik baklavayı 10 yıl boyunca. Hiç kesin. Hatta rahmetli babam oğlum dedi. Son paramızı alamıyoruz dedi. Bak dedi baba dedim her şey para demek değil. Bu milliyetçi ruhu çok önemli. Türk Yunan baklavasını Yunanlılar almamız lazım. Sintekma meydanında ben kolileri indiriyordum. Karaköy, İstanbul, Türkiye kolisi taşıtmıyordum. Niye biliyor musun? Beyoğlu gibi oranın akan caddesi bütün Yunanlılar o koliyi görüyordu. Türk bayrağını görüyordu. Tabii. Onun için konuşan değil konuşulan ülke olacaksınız. Şu andaki Yunan Başbakanı Mitsotakis
Ablası da Dorabakyanis, eski Dışişleri Bakanı. Onu babası bize çocukken getirdi Yunanistan. Karamanlis'te zaten ben elimle yedirmiştim. Evet. Mamalakis'te bir televizyoncu Yunan kanallarının haberimi yaptı. Kendi geldi burada beni çekti. Bu belgeler toplandı Avrupa'ya gidince hiçbir Yunanlı baklavacıda böyle belge yok. Evet. Siz bunun mücadelesini verdiniz yani Nadir Çok Bey. Verdim. Maddi evet. manevi verdim. Harikasınız. Yani konuşan değil konuşulan ülke olacaksınız. Evet. Kim kimden güzel yapıyorsa ürün onundur. Evet. Bak yine söylüyorum. Kim kimden ürün yapıyorsa, kimin ürünü kime satılıyorsa, bizim için en iyi müşterimiz kim? Yunanlılar, Orta Doğu ülkeleri, Ruslar, geliyor her yerden. Hı hı. Şimdi yalnız Çinli, Japon, Nazlı, Küçük de küçük dilim yaptık. Onlar da müşterimiz oldu. Şimdi anatomik yapı da önemli diyorsunuz ya, ona göre üretim yapmak da kıymetli. Japon'a gidip... Biz tekstilde öyledir de, hani her millete göre ürün ve koleksiyon çıkartılır da. Japon Çin'de çok şekerli sevmiyor, küçük dilim seviyor. Gidip onu havuç dilimi yediremezsin ki. Doğru. Şimdi Japonya küçük kutularda, haftada bir sefer sevkiyatımız Böyle küçük var. Lokma lokma şeklinde daha küçük kutu ama ciddi parayla evet, alıyorlar. Evet. Oradan para değeri yüksek. Tabii. Japonya en iyi müşterimiz oldu. Bakın tekrar söylüyorum hanım. Bizler sanatkarız, tüccar değiliz. Hı hı. Biz tatlıcı değil, baklavacıyız. Sanatkara saygı duyursanız, yaptığı işe saygı duyarsanız, siz de ona göre aranan marka oluyorsunuz. Şubeye gerek kalmıyor. Zaten evet. markanız herkes tanıyor. Bir de Boğaz'dan geçen gemiler var mesela. Okyanustan rota bildiriyor. Şu saatte geçeceğiz diye ihraç kaydıyla ürün alıyorlar. Dededen torna müşterimiz var. Müthiş, muhakkak. 5 yıldır oteller de alıyor. Evet. Daha yeter hadi. Hepsini ben satayım. 5000 gider müşterimiz evet. geliyor. Ne yapacağım o kadar büyüyeceğim de oraya buraya kontrol edemediğim bir şey içerisinde diyorsunuz. Siz başında bulunamadığım, kalitesinden emin olamadığım, ismimi vermem. Çok değerli benim için diyorsunuz. Kontrol edilemeyen güç evet, değildir değil, zaten. Doğru. Ama büyüyeceksiniz. Bakın. Doğru. Ekonomide, bakın benim yaptığım şey, Rus'un, Yunan'ın, böyle 10 ülkenin parasını alıyorum. Urfa, Antep, Maraş, Tokat, Van'ın yaylası. Yaylada on binlerce aile çocuğunu okutuyor. Ama kalıcılık, hizmetin kalitesine bağlıdır. Sen sürekli güzel yaparsan bu şey yapar. Yoksa çabuk yükselenleri imrenmemek lazım. Çabuk yükselenler evet. toz, duman, tüy ve samandır. Çok doğru. Ne acıdır ki, ne acıdır ki bizim Türk halkımızda bazı iş adamlarını kandırıyorlar. Şurada çalın, burada çalın, burada çalın, burada çalın. Sonra kontrol eden çıkış sıfır iniyorlar. Kontrollü evet. büyümek. Bak büyüyoruz. Kontrollü bir Çok doğru. Yani 5 kuşak bu işi başaran bir insanla konuşurken sadece ekonomiyi konuşmak mümkün olmuyor ama o yaratılan değerin arkasındaki değerleri de konuşmak işte Nadir Bey de onları paylaşıyor. Havanım 100 ülkede haber oldum. Milyar dolar manevi evet, değeri var ama evet. bakın maddiyat değil. Çok çok. Şimdi bugün, isteseniz yaptıramazsınız yani. Discovery, CNN çekmiş, El Cezire, BBC. Evet. Yani sizin para vererek yaptırdığınız reklamlar değil bunlar gerçekten. Şükürler olsun. Tabii, babamız o arada rahmet eylesin, dedelerimize rahmet eylesin. Sonra ben bu işi yaparken ben yok, biz varız. Benim küçük kardeşim Ömer işin başında, Aha. oğlum Bizat işin başında, iki kızım işin başında. Yani bizler bir aile şirketiyiz. Evet. Sizden sonraki kuşaklar… Var, iki kız bir oğlan var. Kızlar var. Kardeşim hep… Kadın istihdamı nasıl? Ha bu arada… O da çok kıymetli. Bu arada biz tabii ki hem ihtiyaçtan dolayı hem de kadın eli değsin diye 15 yakında bir bayan personel aldık. Aha. Şimdi onları da yetiştiriyoruz. Nereye dönük? Hangi? Üretime. Üretimde. Tabii tabii üretimde de… Yani usta olma şansları var mıdır var. Mesela? Çünkü ustalık pek bir erkek egemen bir meslek gibi görünüyor da ısrarla o yüzden soruyorum. Canım hanım şimdi bıçağın takırtısı, oklavanın takırtısı, baklavanın hışırtısı, mermerin zıngırtısı, yağın cızırtısı, ahenk mesleği. Şimdi sen o bayanlara güm diye oklavaştıramıyoruz. Anladım. Açamıyorlar. Peki. Ama onları ne yapıyoruz? Döşeme yaptırıyoruz, dilim yaptırıyoruz. O bu midyeyi çok güzel yapıyorlar. Evet. Bu nadir dolamayı kıvırıyorlar. Ama bir dakika şimdi bak kızlarımız ne yapıyor? Tekvando'da dünya birincisi oluyorlar. Karate'de dünyada Avrupa'da derece kazanıyorlar. Ya yok o kadar da ön yargı yapmayın. Fena değil yeni kızlar artık. Yarım işte biz bakın ne diyorum eğitimi veriyoruz. Yapabilecekleri önünü açtık. Tamam meydanı açtık diyorsunuz. Ya, ekonomiye katkım olsun diye inanın evlerine yardımcı olsunlar diye. Elimden geldiği kadar bayanları da son zamanlarda çok işimkarı evet. tanımaya çalışıyorum. Evet, kızlar, torunlar da devreye girince tabii bir kadın hassasiyetidir gerçekten. Kadın istihdamı konusu son derece önemli. Türkiye'de kadına dair bir sıkıntımız, sorunumuz olduğu için hani bir an önce gerçekten kadınların ayakları üzerinde, iki ayağı üzerinde durması son derece kıymetli. Nadir Bey bunu bilen bir insan zaten. Evet.
kız erkek çocuk fark etmiyor sizin şirkette de. Biraz şöyle iyi baklavanın açıkça bize böyle şeyini yapın, koşullarını bir anlatın. İyi baklavanın püf noktası nedir? Bir de baklava mesela ben hep merak ediyorum. Alıyorum Nadir Bey'den baklavayı da buzdolabına mı koysam, dışarıda mı bıraksam filan gibi tüyoları da bir aktarın şöyle bayram arefesi diyelim. Şimdi şey iyi baklava üç şey önemli. Kaliteli ham madde, yöresinde mevsimde alınmış, yalnız yağ değil. Fıstık, un, şey, her şey olacak. Evet. İşte evde yemek yaparken mesela 10 çeşit koyuyorsun. Bir tanesini hatırlarsa olmaz. Olmaz değil mi? Ve sevgilinizi katacaksınız. Ya, onsuz olmuyor hiçbir şey zaten. Ben ustalarımın sosyal hakkını tam vererek, vermeye çalışarak onlara sevgisini katmayı sağlıyor. Bu bir. Önce o sevgi katılmazsa olmuyor. İki, başında duran patron olacak. Bu çok önemli. Yani işçi eline omzuna atacaksın, kolay gelsin, ustam diyeceksin. O bilgisayar olmaz. Evet. Kaliteli ham madde, ehil usta, çünkü işi eliyle yapan işçi derler. Kafasını koyarak iş yapan usta derler. Yüreğini, ruhunu koyarak zanaatkar derler. Zanaatkar da usta olacak. Çünkü 7-8 yılda usta yetişiyor. Ve işin başında duracaksın. Bu bir. Bir de ikincisi, bu ham madde alırken süreklilik derim ben. Kendi müşteri koruduğum gibi ürün satanı da koruyacaksınız. Yani ürün satarken adam darda kalmış insana karını vereceksiniz ki o da malın hayrını gör diyecek. Bak, evet. Bu bizim ticaret hayatı olmuyor. Evet. Herkes birimin tepesine vuruyor, ucuz almaya bakıyor, bedava alayım diyor, evet. Yazdık, o da kar etsin. Halbuki yaşatman lazım. Herkes. Doğru, sürdürülebilir. Karışık ekmek yiyeceğiz hepimiz. Sürdürülebilirlik çok önemli. İyi baklava için zaten altın sarısı olacak. Fırıncı 2 dakika erken çıkarsa hamur, geç çıkarsa yanıyor. Şerbet 2 derece koyuverse boğaz yakar. Şey kaliteli, esen rüzgara göre olur. Şekerde mesela orada çok acayip şekerler çıktı ya. Şimdi şekerde de bu kadar zam varken, bu kadar sıkıntı varken, hani orada ne öneriyorsunuz? Siz de kullanıyorsunuz şeker. Şeker pancardan yapılmış değil şekeri mi? Yapıyoruz. O YBŞ'ler falan değil yani. O nişasta bazlılar, sentetik gibi bir değişik sıvı falan. Zaten bizim firmamızda 3 mühendis, doktor ve laboratuvar var. Biz üst düzey şeyle verdiğim için hepsi kontrollerden geçiyor. Zaten bizim gibi. Benim, evet. Biraz benim kadar güzel yapan, başta Antep, İstanbul'da olmak üzere çok güzel meslektaşlarım var. Onlar da güzel yapıyorlar zaten. Ama gene de şeker fabrikaları birbirini tutmuyor. Evet. İnanın şeker fabrikasının müdürünün eğer disiplini değilse hata oluyor. Biz onları araştırıyoruz. Hangi fabrikanın şekeri güzel? Mesela elimizi uzatırız havaya göre hamur, havaya göre şerbet, havaya göre tereyağı. Standart yok. Evet. Standart ustanın beyninde ve yüreğinde. Evet. Zaten onun için el sanatları diyorum ya. Gerçekten muazzam bir iş bu. Şimdi sizden dinledikçe özellikle bu işin sevgisiz... Ben gastronomi turizmini yapıyorum. Nasıl? Gastronomi turizmi. Ha, biraz anlatın Nadir Bey, ne yapıyorsunuz? İşte bu geliyorlar, turizm gezmeye gelenler, Türkiye, İstanbul'u gezmeye, Ayasofya, Sultanahmet, yat gezi vesaire. Bir de mutfak gezisi diyorlar. Kişi başı belli bir ücret alıyor. Benim kızım diyor ki, Nadir Güllü olursa şu kadar dolar, yoksa şu kadar diyor. Tabii canım biz de şimdi... Herhalde canım tabii. Şimdi o hanım sizin şu duruşunuzdan yeni gelen bir spiker duruşu bilir mi? Estağfurullah, yok ben onu hiç şey yapmıyorum canım. Ben yani haklısınız sonuna kadar ama katılıyorsunuz bizzat yani o şeye. Tecrübe para kazandırır. Tecrübe paraya satın alır mı? Alınmaz. Şimdi biz de ona ne yapıyoruz? Üretime giriyoruz, nişasta atmıyoruz, hamurlar açılıyor vesaire dilimlere diliyoruz. Yurt dışı, yurt içi nerelerden geliyorlar? Her yerden geliyorlar. Her yerden. Geliyorlar ama yurt dışı daha çok geliyor. Sonra turizm ajantasına haber gidiyor. Çok beğenince onlar ona göre onlardan para alıyor. Karşılıklı bir döviz girdisi oluyor. Sonra biz bunları yeme şeklini öğretiyoruz. Masalar açılıyor. Giden ülkenin bayraklarını veriyoruz. Hem Türkiye'yi tanıtıyoruz, hem Türk mutfağını tanıtıyoruz. Böylece bir gastronomi turizmi geliştirdik. Vallahi harikasınız Nadir Bey. Yani gerçekten yolunuz açık olsun. Bundan sonraki hedefler, hayaller ne? Herhalde siz zaten işin başındasınız maşallah. Daha inşallah şükürler olsun. Şükürler. Yıllarınız var önünüzde. Şimdi biz satış yerimiz yetmiyor. Çok maşallah talep olunca. Gene Karaköy'de az ileride bu Karataport'a yakın bir yerde, cadde üzerinde çok daha büyük bir yer hedefledik. Yani mevcut yeri muhafaza ederek yok, mi? Yok, orası yıkılıyor. Az ileri geçiyoruz. Orada da gelen yabancı şeflere böyle demo için hazırlıyoruz. Galataport'un içinde mi dediniz? Yok, hemen yanında cadde üzerinde. Çünkü bize şeyler çok geliyor, protokol arabaları geliyor. Onlar... kapıda tabii, durup tabii, hemen almak gitmek istiyorlar güvenlik açısından. Böyle bir yer yapacağız. İnşallah ülkemizi daha iyi tanıtmaya çalışacağız. Yani konuşan değil, konuşulan ülke olmak, konuşulan usta olmak bu çok çok önemli. Dedemize, atalarımıza rahmet eylesin babalarımıza. Bize bir eser bırakmışlar. Biz de onlara layık olmaya çalışacağız. Tabii ki kolay olmuyor. Bakın
depolarda, Antep'te depo, Urfa'da depo, onları almak, getirmek, kamyonlarla depolamak, havaya göre üretmek, her türlü ham maddeyi kaliteli bulmak. Evet. Ya. Bunların hiçbirisi kolay değil. Giderek daha zorlaşan şeylerden bahsediyorsunuz bir de maalesef. Şimdi havada bir durum oluyor, unda problem oluyor. Bir bakın şekerde oluyor. Ya her şey oluyor. Evet. Önemli olan bunları başarmak zaten çok zor. Evet. Evet. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Yani. Bu bakış açısıyla Türkiye'nin geleneğine, göreneğine, turizmine, her şeyine verdiğiniz destekte yolunuz tüm ailecek açık olsun daima. Bundan sonra da diyoruz Nadir Güllü. Kıymetli katkınıza teşekkür ediyoruz. Baklavaya da teşekkür ediyoruz. Bu arada akşam yemek üzere diyoruz. Çok sevgili seyircilerimize de buradan şimdilik kısa bir reklam arasına gideceğimizi hatırlatalım. Ben de size Türk mutfak kültürünün parçası olan bu baklavayı verdiğiniz değerden dolayı bütün meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Dinledikçe daha çok kıymet veriyoruz. Ne kadar da zor bir iş diyoruz, evet, gerçekten. Evet, çok zor. Hani bir lokma da böyle yiyoruz hışır hışır ama. Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü her zamanki o güzel yüreğini açtı bize. Aynı zamanda o akıl dolu, bilgelik dolu birikimini paylaştı sevgili seyircilerle. Kolay olmuyor bir markalaşmak, bir marka yaratmak. Burada da bir baklava markası var işte. Hem de sadece tek bir, hiçbir yerde başka şeyimiz yok diyorsunuz. Şubesi olmadan. Şubemiz yoktur. Ama dikine büyüyerek. Dikine büyüyerek çok kıymetli. Yatay değil, dikey büyüme çok daha kıymetli. Ciddi bir kadın istihdamıyla. Kadın ustaları da yavaş yavaş mutfağa alarak, evet, diyelim böylesi güzel bir örnek adımlar atarak. Evet, sevgili Nadir Güllü'ye burada bir şimdilik, daha sonra yeniden bundan sonraki yayınlarda bir arada olmak üzere diyelim. Kısa bir reklam arası. Reklamların ardından da bu kadar geleneksel bir alandan bambaşka bir alana, dijital oyun sektörüne geçeceğiz sevgili seyirciler. Bir yandan da böyle bir dünya var tabii, teknoloji, dijitalleşme. Fakat dijital oyun dediğimiz zaman Nadir Bey, yani muazzam bir başarısı var Türklerin. Orada böyle hani 1.8 milyar dolara falan satılmış bir dijital oyun şirketimiz var bizim geçtiğimiz senelerde. Peak Games gibi. Ama tek başına değil Peak Games. Peak Games'in dışında yeni yeni şirketler de var. Muazzam bir ihracat kapasitesi var. Yani Türkler dijitalleşmeyi, teknolojiyi seviyor ama oyun tarafında gerçekten acayip bir başarı var. Bunun arka planında ne var onu anlamaya çalışacağız biraz. Çok kıymetli bir isim. Kendisi de bir dijital oyun üreticisi. Hem de dijital oyunla sinemayı birleştirmiş bir isim. Böylelikle de dünyada İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkeden ödül almış. Eray Dinç'i burada, Doktor Eray Dinç'i konuk ediyor olacağız sevgili seyirciler. Kısa bir reklam arasından sonra. Değerli izleyenler, gün ortası devam ediyor. Böyle konudan konuya savruluyoruz. Az önce çok geleneksel bir alanda baklavadaydık ama gelenekten geleceğe doğru giden bir alan orası şüphesiz. Gıda son derece kıymetli. Ama özellikle salgından sonra daha çok konuştuğumuz bir başka alan var. Teknoloji ve dijitalleşme konusu. Bugün o teknoloji ve dijitalleşme bir kocaman bir dünyanın içerisinde biz oyun sektörüne odaklanmak istiyorum. Çünkü oyun dediğim zaman yanımda, hemen yanı başımda çok kıymetli bir hoca, Doktor Eray Dinç var. Şöyle çok kısaca bahsedeyim, sizi tanıyan tanıyor hocam şüphesiz ama Beykent Üniversitesi Dijital Oyun Tasarım Bölüm Başkanı, şimdi Mimar Sinan'ın taze hocası. Evet, Mimar Sinan'da ders vermeye başladı. Ders hayırlı uğurlu olsun. Onunla konuşacağız. Mimar Sinan'ın da bu kadar geleneksel bir yapıdan kendisini böyle bir dijital oyun tasarımını açması çok kıymetli. Dünyanın nereden nereye geldiğini de gösteren bir aslında adım. Mimar Sinan'ın da dünyayı yakalamaya çalıştığını gösteriyor. O da çok kıymetli tabii, bir anıtsal bir üniversite. 140 yıllık üniversitenin ya, çok dijital kıymetli oyun tasarımı dersi. Gerçekten inanılmaz. Mimar Sinan deyince benim de tüylerim diken diken oluyor. Ama Eray Dinç'i bilenler tabii ki dünyanın konuştuğu bir oyunun, Recontact Games'in bir şirketin kurucusu olarak tanıyor, biliyor hocamızı. Yani gerçekten Recontact Games'i kız kardeşinizle birlikte, değil mi? Evet, Simay Dinç kız kardeşim, birlikte çalışıyoruz o yapımcılık alanında oyun sektörünün. Ben de işin yönetmenlik, tasarım kısmında böyle, aha, iki kardeş olarak güzel bir şekilde, evet, ilerliyoruz. Yani çok sıra dışı, orada da gerçekten enteresan bir dedektiflik, değil mi? Merkezinde, evet, dedektifliğin olduğu. Aynı zamanda bir sinematografik oyun mu diyorsunuz? Ne diyorsunuz, evet, hocam? Evet, yani direkt sizin sinema tabanlı. Evet. Sinema sektörüyle video oyun dinamiklerini harmanlıyoruz. Evet. Ve bunları birleştirdiğimiz zaman ortaya bizim oyunlarımız çıkmış oluyor. İlki İstanbul'da geçiyordu. Evet, İstanbul'da geçiyordu. 2017 miydi? 2015'te ilk oyunumuzu yaptık. App Store'da çıkışını yaptı. İstanbul çok iyi tanıtan bir işti. Çünkü İstanbul sokaklarında geçiyordu. Siz
şüpheleri bulmaya çalıştınız. Sanki bir MOBESE görevlisi, aha, çalışanı gibiydiniz. Evet. O kadar çok tuttu ki 153 ülkede App Store'da listelendi, yılın oyunu seçildi, San Francisco'da, Los Angeles'ta, hı-hı, ödüller aldık. Hı-hı. Ve bu şekilde çok hızlı bir giriş yapmış olduk sinema ve oyun birlikteliğini böyle birleştirerek. Evet, arkasından da Londra'da bir dedektiflik. Evet evet, yani herkes... öyle bir seri ki 2017'de bunun hikayeli, evet, versiyonunu yaptık. Bu arada ben sevgili editörümden rica edeceğim Tuğba, böyle hani bu oyunları Eray Dinç'in Simay Hanım'la birlikte tasarladığı bu oyunları internetten bulabilirseniz lütfen böyle ara ara da verin. Birazdan o konuya da geçeceğiz. Ama İstanbul'da başlayan bu ipuçları üzerine ilerleyen dedektiflik hikayesini Londra'yla devam ettirdiniz. Onları konuşalım ama, evet, ben birazcık tabii ki şu oyun sektörüyle başlayalım. Bu arada rejide hazırlığını yapsın istiyorum. Çünkü gerçekten yani oyun sektörü o kadar enteresan sıra dışı bir başarı ortaya koydu ki Türkiye'de duyduğumuz zaman ilk şu işte Peak Games'e satıldı, evet, Zynga, evet, satın aldı 1.8 milyar dolara. Allah Allah ne oluyor falan dedik. Aslında belki takip edenler biliyordu oradaki dinamizmi. Evet. Bizim gibi daha dışarıda olanlar açısından gerçekten sıra dışı. Sizin böyle bu tarz bir oyunla dünyaya çıkmanız, burada çok ciddi bir alıcı bulmanız, heyecan uyandırmanız filan derken aslında merak ediyoruz biz gerçekten de hani oyun sektörü nasıl bir dinamik, nasıl bir ekosistem yaratıldı ki böyle bir noktaya geldi diye. O yüzden birazcık o işin arka planını anlatarak başlayalım. Sonra geçelim Recontact Games'e. Ya aslında işin özü seyircinin artık sinema filmlerini şaşırmamasıyla başladı diyebiliriz. Ha, ilginç. Yani hep sonu tahmin ediliyor mu artık ya? Yani sonu tahmin ediliyor ve Lumière kardeşler yani ilk kamerayı icat ettiğinde, trenin gara girişini gösterdiğinde perdeden trenin gelişi seyircileri böyle hoplatıp zıplatmıştı korkudan. O günlere kadar bugünlere geldiğimizde artık yeni şeyler, yeni dinamikler aranmaya başlandı. Bu entertainment dediğimiz bu işte eğlence sektörü, müzik işte ne arıyorsanız. Bu durumda baktığınız zaman hem bilgisayar oyunlarının artık bir sanatsal yapısı, teknolojinin gelişimi ve hikaye anlatımının artık sinemadan oyunlara kayması aslında sektörü çok büyüttü. Böyle bir düşünün, 2000'lerden sonra artık sizi çok heyecanlandıran bir film çekildi mi? Şöyle bir düşünün. Aslında yani evet 90'lar zirveydi Matrix'lerle falan. Evet 2000'ler, 2006 ve artık çünkü o sektörün artık yavaş yavaş oyun sektörüne kaydı. Oradaki yönetmenliğin, oradaki senaristlerin, oradaki görüntü yönetmenlerin, sanatçıların artık oyun sektörüyle hikaye anlatmaya devam etmesi aslında sektörü çok büyüttü. Yani yıllık 200 milyar dolarlık bir hacimden bahsediyoruz. Tüm dünyada değil mi? Tüm dünyada ve bütün diğer sektörleri, o entertainment sektörlerini üst üste koyun. Sinemadır, müziktir. Yine bir oyun sektörü etmiyor mu? Etmiyor. Çok enteresan gerçekten. Türkiye bundan ne kadar pay almış oluyor şimdi yani, mesela güncel rakamlarla? Şöyle yani 30... 1.8'e eğer bundan bir 3 sene önce, 4 sene mi hatta 2018'ti galiba eğer Zynga ya Peak Games'i satmayı başardıysa Türk oyuncular. Yine oyun sektöründe zaten çok büyük 70 milyar dolarlık satın almalar vesaire gerçekleşti. Hani bu Walt Disney'lerde vesaire de bile olmuyor. Türkiye'de 36 milyon oyuncu var. ve bu oyuncuların harcadığı gelir kalemi bizdeki 200 milyar dolarlıktan 1.1 milyar dolarlık bir harcama, oyuncu kitlesinin harcaması olarak değerlendiriyoruz. Yaklaşık mobil oyunlar bizde en yüksek para harcama kapasitesine sahip. Türk oyunlarının mobil oyunlardaki gelişim de çok fazla. Yani bilgisayar oyunlarından ziyade bizim bu cep telefonlarında indirdiğimiz oyunlar akıllı cihazlara. Akıllı cihazlara. Özellikle Amerika'da ve yurt dışında Türk oyunları gerçekten çok rağbet görüyor. Çok enteresan. Ciddi bir ihracatımız var o zaman evet, öyle mi? Tüm dünyadan bir talep. Kesinlikle. Böyle bir üst olma olasılığımız var mı bizim böyle birkaç ülke arasına girme? Yani bu gidişle böyle devam ederse. Mobil oyun piyasasında evet. Fakat bilgisayar oyunları dediğimiz yani Hollywood sineması ile kıyaslayabilirim. Yani çok yüksek bütçeli, çok yüksek ekiplerin gerektiği oyun sektörü için. Biz de zaten üniversitede öğrenci işinden yetiştiriyoruz. Çünkü çok fazla ekip gerekiyor. Hı hı. Yani bazen 200 kişi, bazı oyunlarda 700-800 kişi çalışıyor büyük oyun çok ülkelerde. Çok ilginç bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi yani oyun dediğimiz zaman tabii bizim aklımız, yani benim gibi mesela 90'larda üniversite okumuş bir insanın aklı pek bir şey almıyor. Hele hele oyunla çok böyle uzaktan yakından çok da ilgim olmamış. Ya diyorum ki orada neler oluyor ya biraz daha aç. Ya, bir inanılmaz bir gelişme bir var orada benim. Bir de öyle bir şey ki ya oyun kelimesi, yani bir Türkçe'de oyun, başka hiçbir kelimeye bu kadar anlam atfedilmemiş. Ha, yani. Bir açalım o terminolojiyi bir açalım oradan belki yani anlarız. Çünkü oyun şey dediğim zaman bizim büyüklerimiz aslında çok negatif kelimelerle yola çıkıyor. İşte oyun bozan, oyuna getirmek, işte oyunun hep negatif yönü ve bir yandan da
işte kumar oyunları, şans oyunları da sanki bir oyun sektörünün bir parçasıymış gibi gösterildiği doğru, için evet. Biz burada biraz negatif, kötü şeyler yapıyormuşuz gibi bir izlenime kapılıyor. Aslında evet. Biz anlatının yani kültür sanatın aslında en büyük uzantılarından bir tanesiyiz şu an. Ama oyunun terminolojisi aslında şu. Biz yapay bir çatışmaya giriyoruz. Reflekslerimizi, yeteneklerimizi kullanarak puanlanabilir, eğlenceli bir etkinliğe ulaşıyoruz. Bu yapay bir çatışma dediğim şey çok önemli. Çünkü bizim kayıplarımız da yapay, kazançlarımız da yapay olmak zorunda. Yani kumarda nasıl parayı kaybediyoruz o artık yapay olmuyor. Real. Evet, burada yani. Real olmamak zorunda. Biz oyunculara realde kaybettirmememiz lazım. Sadece dediğim gibi kayıp motivasyonları ya da kazanç motivasyonlarını yaşatmamız lazım. Benim anlattığım oyun sektörü 200 milyar dolarlık hacim doğrudan bunun üzerine. Ya yani şans oyunları vesaire bizim sektörün içerisinde yer değil. Tabii. Onları tamamen saymıyor. Dijital oyun sektörü. Evet, dijital oyun sektörü. İster bilgisayar olsun, ister mobil cihaz evet, olsun. Evet, aynen. Dediğim gibi oyuncunun yapay olarak kaybettiği ya da kazandığı durumlardan evet. bahsediyoruz. Bu çok önemli. Evet, şu mesaj enteresan, şu oyunlar başka bir şey ama... Evet. Birazdan konuşacağımız Recontact Games olarak yaptığınız oyun aslında çok real de bir oyun değil mi? İçinde oyuncuların olduğu ama bu bildiğimiz işte 2000'lerin başından beri özellikle evet. gençlerin çok oynadığı türden evet. hani çok belirgin tipik oyunlar değil mi? Evet animasyon zaten ya, bu işin bir parçası. Parçası. Bizim yaptığımız en azından benim biraz sinema disiplininden gelmem, sinema okumam, doktoraya kadar sinema üzerine uğraşmamdan dolayı sinema sektöründe artık biliyorsunuz sinema giden yok. Büyük yapımlar bile aslında maliyetlerini karşılayamıyor. Bu noktada ben hani sinema bitirdikten sonra bazı arkadaşlarım ünlü oyuncuları bile kullanıp filmler yapsa Türkiye'de 10 bin, 15 bin, 20 bin, 50 bin kişilere ulaşabiliyor. Evet. Yurt dışına ulaşması da çok zor. Benim oradaki niyetim zaten sinema sektörünü artık mobil piyasaya ve oyuncu kitlesine ulaştırmak, tüm dünyaya evet. ulaştırmak. Evet. Bir anda Çin'e de ulaşıyorsunuz, bir anda... Amerika'ya da ulaşıyorsunuz, Avrupa'ya da ulaşıyorsunuz. Sinema sektöründe bu çok zor. Ve bunu işte 10 dil, 11 dil olarak çıkardığınız zaman bir anda global bir iş yapmış tabii, oluyorsunuz. Tabii. O yüzden benim oradaki niyetim gerçek dünyayı kullanmak, sinemayı kullanmak bu yüzden de. Evet. Yoksa animasyon kullanmak tabii ki bu işin oyun dünyasının bir parçası. Evet. Ama benim oradaki motivasyonum sinema seyircisini de aslında bu tarafa taşımak. Biliyorsunuz artık yeni internetteki gördüğünüz o yayın platformları da artık interaktif sinema, interaktif dizi ve oyun sektörlerine yani geçiş yaptı. İzleyeni sadece izleyen olmaktan çıkartıp değil mi? Oyunun bir parçası ya da sonu evet. belirleyen bir aktöre dönüştüren. Çünkü evet seyirciler katarsis diyoruz biz ona. Filmde özdeşleşmek güzel bir şey. Evet bir karakterle özdeşleşirsiniz, ağlarsınız vesaire ama bazen o karakter olmak istersiniz. Evet. Atıyorum böyle bir ne bileyim ajan olmak istersiniz, bir büyücü olmak istersiniz. Oradaki deneyiminizi vücudunuzda alter egosu besler. Evet. Bunu da besleyebileceğiniz tek alan dünyada oyun sektörü. Peki sinema bitti mi hocam? Yani çünkü geleneksel disiplinden geldiğiniz için sorayım evet, bir de bunu. Evet. Yani Hollywood'un ve genel anlamda sinemanın bittiğini düşünüyor musunuz bunu noktada? Evet. Yavaş yavaş yok oluyor. Yok oluyor. Evet tabii ki eski heyecanı. Şimdi de gençlere bakıyorum olarak. Ben kendim işte 10-11 yaşında bir çocuğum var. O kadar kısa video izlemeye alışkınlar ki arada sırada sinema, film açtığım zaman ona atlaya atlaya izlediğini görüyorum. Hani biz başından sonuna kadar ağzımız açık izlerken onlar sıkılabiliyorlar uzun betimlemelerden. Evet. Acaba diyorum gerçekten de işin finaline doğru gitti mi? Nitekim Oscar'larda falan da o heyecanın biraz söndüğünü görüyoruz. Zaten. Cevherler bile çizgi değil diyor hanımlar. Evet sorun ya. Gerçekten artık en büyük şey ödül törenleri bile artık eski şaşasına değil. Çünkü enteresan bir şekilde mesela siz de şu an dokunmatik bir ekran. Evet. Çocuklar da dokunmatik bir ekran. Dokunmatik ekranda bir şey diyorsanız ona dokunmak istersiniz. Evet. O yüzden de artık geleneksel sinema o noktada çok interaktivitesi düşük bir yapıda kaldığı için evet. ve oyunlar da gerçekten çok iyi hikaye anlatıcısı, oradaki karakterler, hikayeler ve yaklaşık 40-50 saat sürüyor buradaki hikayeler. Yani sinema filmini alıyorsunuz 2 saat bitiyor. Burada siz aylarca o hikayeyi devam ettirebileceğiniz uzunlukta evet. doneler var. O da sizi tabii çok daha iyi evet. besliyor. Şimdi o zaman biraz hem Recontact'in kuruluş hikayesini kız kardeşinizle birlikte evet. yani ilk o pump ettiği fikrin yani o ilk böyle parladığı anı da dinleyelim. Bir yandan da içinde ilk İstanbul hikayesinde Fikret Kuşkanlar falan var. Evet. Bilmiyorum Tuğba bulabildiniz mi acaba biraz son dakika oldu ama. Yani birazdan geliyormuş. Hani biraz anlatın. Recontact'i kurarken mesela siz sinema disiplini. Kız evet. kardeşiniz nereden geliyordu? Ya o da zaten yapımcı. Birlikte yapımcı. Çalışıyorduk zaten. Birlikte işler üretiyorduk. Filmler yapıyorduk. İşte festivallere katılıyorduk. Buradaki motivasyonumuz işte oyunu evet. çok sevmek bir yandan da. Evet. Oyuncuydunuz herhalde. Tabii, İkiniz tabii, de oynuyordunuz tabii, oyun oynuyorduk. Tabii bizim orada gençlikte gelen 90'ların, 2000'lerin oyunları tabii daha farklı. O dönemlerde hikaye anlatılmaya başlanmıştı.
Ben de sinemadaki o hikaye anlatma yeteneğimi, çünkü Türkiye'de çok hikaye anlatan oyun çok bulamazsınız. Genelde aksiyona dayalı. Değil mi? Genelde sanki. Dayalı. Evet, burada bir gerçekten karakterleri olan bir şey hikayesi ve siz onu devam ettirdiğiniz bir yapı çok Türkiye'de üretilmiyor. O açı biraz da kapatmak da istedik bir yandan da. İşte polisiye, sineması interaktiviteye çok uygun. Çünkü ben seyirciye sorgulamaları kendilerinin yapabileceği, güvenlik kamerasında şüpheleri kendileri bulabileceği, işte olay yeri incelemeleri kendileri yapabilecekleri bir alan sunmak istedim. Hı hı. Ahmet Ümit'e gittik İsmail'le birlikte. İlginç. Senaryo için. Benim böyle bir taslak bir senaryom vardı. Ahmet Ümit çok iyi bir şekilde çalıştı, diyaloglarını geliştirdi vesaire. Ve bu noktada ben başkomiser karakteri için Fikret Kuşkan'ı gitmek istedim. O da çok heyecanlandı. İşte çocuğu da çok seviyormuş zaten oyunları. Yani o da çok yeniliklere çok açık bir oyun, aktör. Ve biz sinema aktörleriyle oyun dünyasını birleştirerek bir dünya yarattık 2017'de. Hı hı. İşte Gökyüzünün Gözleri, işte Eyes of Sky diye, hı hı, işte güvenlik kameralarına atıfta bulunarak. Daha sonra zaten hikayemiz gitgide devam etti zaten Londra ile birlikte. Amerikontan kuruluş amacı dediğim gibi sinema oyun birlikteliği, hı hı, hikaye anlatımının ve oyuna aslında gerekli ciddiyeti kazandırabilmek için, ona saygınlık kazandırabilmek için bir, hı hı, yola çıktık aslında. İstanbul tarafı dünyada karşılığını buldu mu mesela? Apple Store'dan mı yine bildiniz? Evet, App Store, evet, App Store'da 153 ülkede, Japonya'da özellikle Uzak Doğu'da çok sevildi. Biz de zaten biraz böyle İstanbul'u güzel çektik. Yani Beyoğlu sokakları. Bir misyonumuz ve evet, şeyimiz, evet, idealizm vardı. Güzel tanıtmak istedik. Yani madem elimize böyle fırsat geçti, biz de güzel taraflarını gösterelim. Evet. Zaten Hollywood'un da yaptı ya da diğer... Şöyle hemen bu arada ilk 2015'te çekimleri başlayan... Evet, biz o karakolu başlayan... sıfırdan yapmıştık. Öyle istediğim ciddiyetli bir karakol, yani yapı olarak bulamamıştım. Fikret Kuşkan da sağ olsun çok iyi canlandırdı. Evet, Türk polisi olarak, evet, değil mi Türk orada? Evet, Türk polisi olarak orada, evet, işte biraz bilgisayar görüntülerini inceliyoruz. İşte olay yeri şeyleri... Orada bir kriminal bir durum var. Tabii bir cinayeti çözmeye, hı-hı, çalışıyoruz. Polisiye demek aslında cinayet demek, aslında şüpheli bir suç demek. Sonra iş daha çok dijital bir şeye dönüyor herhalde bu şekilde, değil mi? Evet, sizin... çünkü siz artık ilerletmeniz lazım hikaye. Evet, doğru. Çünkü artık bir oyunun içindesiniz. Evet. Fikret Kuşkan ve işte gerçek oyuncular sizi konuya hazırladılar. Evet. Neyin peşine düşeceğinizi anladıktan sonra ya da nasıl bir... Şimdi bu oyunun çok zor olduğuna dair o dönemde yorumlar gelmiş. Mesela evet, ben biraz hem ekşiye baktım hem diğer yorumlara baktım. Ya girdik de çıkamadık içinden, bir türlü de sonuca ulaşamadık şeklinde. Hani fazla katmanlı olduğu, fazla ipuçlarının çok, evet, değişebildiği şeklinde bir takım yorumlar vardı, bilmiyorum. Hatta bazen... Burada mobese kamera görüntüleri de var, değil mi? Evet, mesela bizim çektiğimiz. Evet. Bana şey mailleri de geliyor bazı polis merkezlerinden. Biz işe bazen alırken oyunu işte 5 saatte bitirmesini istiyoruz vesaire diye önden sınav gibi oluyormuş. Çok yani iyi, çok öyle iyi. Evet, biraz zor. Gitgide zorlaşıyor. Zorlaşıyor giderek. Ama zaten birçok oyuncu da bu zorlaşma... Yapan kaç saatte yapardı mesela bu işi? 2-3 saatte çıkabilen var mıdır şimdi? Yapabilen var. Olabilir. Olabilir ama genelde oyun sürelerini 9 saat, işte 12 saat, 15 saat olarak evet, yapabiliyoruz. Ama rekor kırmak isteyen, işte çok bu konulara dikkatli olanlar oyunu... Tüm dünyada ne kadar indirilmiş mesela bu Eray Hocam? Ya bu Recontact serilerinden 2 milyon üzerini geçtik, hı hı, bu sayıda. Çünkü satışlar, çünkü oyun kazanma modelleri monetizasyonlarda farklı oluyor. Mesela bu oyun ücretsiz olarak indirilip, hı hı, daha sonra içeride işte uygulama satın almaları sağlıyor sizlere. Son yaptığımız kontaklarınız direkt satın almanız. Ha, şimdi mesela ona da geçelim, çünkü Londra ile ilgili kurgulanan hikayenin de tabii biraz dinamiklerini, oyuncularını, kurgusunu, senaryosunu merak ediyoruz. Orada da sıra dışı yöntemler uyguladınız çünkü, evet, orada nasıl gitti işler, ama gördüğüm kadarıyla Apple Store'dan para verip indiriyoruz, değil mi, London'a? Evet, London, evet, çünkü bütün şeylerde, platformlarda olduğu için, işte Steam'de de olduğu için orada ücret, yani bilgisayar oyuncuları da oynayabiliyor ilk defa, yani bilgisayar oyuncularına da açtık. Fark ne arada mesela? Şimdi bu bir pilot gibiydi sanki belki. Evet. Daha da kurguyu geliştirdiniz mi? Ne yaptınız orada? Evet, burada artık açık dünya dediğimiz bir sistem var. Yani artık seyircinin hikayeyi ilerletmek için kendi tercihlerini artık açık bir dünyanın içerisinde kendileri seçerek ilerletebildiği, hı hı, bizim de oradan dikte etmediğimiz, hikaye dikte etmediğimiz, zorla sahne izletmediğimiz bir yöntem dedik. Çok deneysel bir yöntemdi. Çünkü bazı insanlar sahneyi biz işte atıp 15 dakika sahneyi izlemek zorundasın denmesine de artık şey
istemiyorlar. Bu YouTube enteresan. Ve sosyal medyadan sonra aha. hemen böyle hızlı hızlı geçilmesi isteniyor. Biz orada da hikaye anlatma metotlarımızı da değiştirmek zorundayız. Sonuçta ben eğitimi 30 metrelik perdede hikaye anlatmaya göre değil aldım. Mi? Şimdi 10 santimlik ekranda hikaye anlatmaya göre adapte ettim. O kendi içinizde transformasyonu nasıl yaptınız hocam? O kadar zor ki o iş. Çok zor. Yani çok... yetersiz kaldığınızı düşündüğünüz nokta var ama aslında izleyici sadece onu istiyor değil mi? Evet ya, çünkü evet onun farklılığını evet. görmek istiyor. Evet. Ve hikaye anlatma metotlarınızı değiştirmeniz lazım. Ve para harcatma yöntemleriniz ve kendi para kazanma yöntemlerinizi değiştirmeniz aha, lazım bu noktada. Evet, evet. Yoksa nedir orada mesela? Siz nasıl para kazanıyorsunuz bir oyunun içine? Sadece Apple Store'dan satış yöntemiyle değil herhalde değil mi? Evet, şimdi evet. reklam boyutu da var. E tabii reklam boyutu var. Biz aslında Türkiye'de ilk böyle büyük markalarla sponsorluk yapıp ürün yerleştirmeler yapan oyun şirketiyiz. Özellikle bir İstanbul'da çok büyük bir teknoloji şirketiyle doğrudan ürün yerleştirmeli ana sponsorluğunda çıktık. Hı hı. Organik ürün yerleştirmeler yaptık. Yani oyun sektörü de aslında dizi ve sinema sektöründeki ürün yerleştirmelerden çok daha etkili. Çünkü takip edebiliyorsunuz. Nerenin kime gittiğini, tabii. hedef kitlenizi doğru seçebiliyorsunuz. Hı hı. O noktada sponsor yaratma, sponsor yerleştirme konusunda çok daha büyük avantajlı. Çok somut verilerle çıkıyorsunuz karşılığa. Çok somut verilerle çıkıyoruz tabii. Londra tarafında yurt dışından böylesi o ürün yerleştirme yapabildiniz mi? Yurt dışı firmalarla. Şimdi devam ediyoruz. Orada da modellerimiz farklı. Sürekli de güncelleniyor değil mi? Güncelleniyor çünkü. Tabii içinde, sürekli tabii. güncelleniyor. İşte otomotiv firmalarından tutun da işte kol saati vesaire ev eşyaları ne aklınıza ne gelir bilirsiniz. Hollywood'da ne gördüysek bugüne kadar çaktırmadan evet, bilinçaltı evet, evet. subliminal her şey oyun sektöründe de devam ediyor. Aslında daha doğrusu daha canı sıkmayanı. Evet bazen bir ürün yerleştirmeyi fark ettirdiğiniz zaman onu da fark ettirmemeniz gerekiyor. Çünkü hikaye çok iyi oturtulması gerekiyor. Doğru. Değil mi? Çok da ticari şey olmayacak o anda bir anda. Evet hani. Evet. Londra'da bir de oyuncu olarak Game of Thrones'ta White Walker'ı canlandıran Rose Mullen ana karakteri oynadı. Müthiş. Müziklerini kaslar üzerinden gittiniz o zaman siz ajanslarla mı gittiniz? Ne yaptınız? Yani ya aslında biraz network'ümüz Simay'ın ve benim işte bu arada Can Aksoy da benim işte ortaklarımızla birlikte hareket ediyoruz. Orada bu kadar yeni işler ki hala heyecan uyandırdığını düşünüyorum değil mi? Yani tabii oyuncu ki, açısından. Bütün, tabii ki oyuncular hatta daha da şey yapıyor. Yani onlar da bıkmış çünkü yeni bir şeyler aramak istiyor. Yani farklı yöntemlerde gözükmek istiyor. Mesela müziklerimizi Atakan Ilgaz abi besteledi. Gittik Rusya Filarmoni Orkestrası gel müziklerimizi çaldı. Muazzam. Yani hani, ya oyunun arkasındaki plan, müzik evet, şeyi, müzikler sound, doğrudan. Londra, evet, Moskova'da, Rusya'da yapıldı. Para verdiniz mi? Aslında çok da dediğim gibi bu tür prestijli mesleklerde, alanlarda o kadar yüksek bütçelere çıkmanız gerekmeyebiliyor. Ama bu dediğim gibi evet. sizin network'ünüz, biraz insanlar network. Diyaloğunuz, gittiğimiz fuarlar, oradaki konferanslar, oradaki diyaloglarımız da gelişiyor evet, bu noktada. Evet. Şimdi şöyle ben çok kısaca Recontact London'da nasıl bir hikayeden bahsettiğimizi böyle hani keşke böyle kuvvetli bir ses bunu seslendirse. Londra'nın pahalı bir malikanesinde gerçekleşen bir cinayet, şehrin sokaklarında dolanan bir hayalet ve evet. bir suç şebekesi. Bütün bunların kesişim noktası ne olabilir? Londra'nın güvenlik kameralarına yansıyan hayaletleri mitolojisi vardır böyle arada böyle. Londra'da hep bir hayalet vardır zaten. Bizde o güvenlik kameralarına yansıyan aslında hayalet değil tabii ki. Evet. Oyun bilim kurgu polisiye. Oradaki dijital suçları çözmeye çalışıyoruz. Hı-hı. O noktada sıra dışı bir hikaye anlatısı var. Yine Japonya'da yine çok büyük ilgi görüyor özellikle. Londra'ya zaten uzak buradan çok büyük ilgi var. Japonlar da hayaletleri sever. Seviyorlar. Onların da tabii biz de artık global düşünmek zorunda kalıyoruz. Yani Türkiye'deyiz. Tamamen Türk şirketi, tamamen Türk ve özgün örneğini bulamazsınız hikaye olarak, oyun dinamikleri evet. olarak. Bizim buradaki motivasyonumuz tamamen özgünlük, oynanabilir evet. sanatlar motosuyla evet. çıktık. Evet. O yüzden de global düşünmek gerekiyor. İstanbul'dayız ama işte Japon'u da, Uzak Doğulusu da, tabii. Amerikalısını da oynatmak için o zihniyete düşünmemiz gerekiyor. Kesinlikle bir teknoloji şirketisiniz her şeyden evet, önce. Evet. O yüzden bütün teknoloji şirketleri gibi küresel bakmak gerekiyor. Bu noktada biraz Recontact'e de bir bakalım. Nereden geldiniz, neredeydiniz, nereye geldiniz, kaç kişi istihdam ediyorsunuz ve bunları kurgulamak adına kimleri istihdam ediyorsunuz? Arkada herhalde ciddi bir yazılım herhalde ekibinin de olması gerekiyor evet. değil mi? Biraz anlatır mısınız işin oradaki şeyini? İşin çok katmanlı. Bazen dışarıdan çalıştırmanız lazım. Atıyorum biraz önce örneğimi verdim. Orkestra müziklerinizi çalabiliyor, çekim tabii. ekipleri olabiliyor. Ama oyunun ana çekirdeği bahsettiğimiz gibi işte kullanıcı arayüzü tasarımcıları, grafikerler ve developerlar yani yazılımcılar. Kaç kişisiniz mesela üzerine, siz ekip olarak? Biz 12 kişilik bir ekip aha. üzerine çalışıyoruz. O core kadro yani. Core kadro. Fakat şimdi yepyeni bir mecrayla çok yüksek bir sayıya çıkmamız gerekiyor. Yani ne için? İşte
herkes de şu an konuştu. NFT oyunlar, blockchain tabanlı oyunlar hedefinizde. Evet, şeyine giriyoruz. Yeni oyunumuz. Biraz anlatın bize o NFT tabanlı oyunu. Artık şu NFT dünyası gerçekten takip edemeyeceğimiz kadar katmanlanmaya başladı. Evet. Biz artık çektiğimiz o filmlerin, Recontact serilerinin filmlerini aslında seyirci dahil etmek istiyoruz. Seyirciler de bizim filmlerimize o zincirine dahil olsun, sahnelerini çeksin. Bizim o hikayemizin bir bütünü olsun istiyoruz. Aynı zamanda bir yatırımcı gibi mi görüyorsunuz onu? Yatırımcı çünkü şöyle bir şey var. Yani üretim artık, aşamasında evet, artık. Çünkü NFT oyunlar, Metaverse yani blockchain tabanlı, yani kendi tokenları olan oyunlarda artık oyuncular da para kazanabilecek seviyeye gelmiş durumda. Yani siz içerik ürettikçe, yani oyun oynadıkça aslında para da kazanabileceksiniz. Evet. Biz de oyuncularımızı zaten bunu hedefleme üzerine gitmek istiyoruz. O yüzden NFT oyunlar dediğimiz yapının içine yerleştiriyoruz. Orada artık oradaki hikayedeki karakterler NFT olarak. Bu noktada biz hazır bir şey sunmayalım ama buna dahil olmak isteyenler gelsinler, eklemlensinler gibi mi anlayayım ben? Nasıl anlayayım Eray Hocam ya? Şöyle yani bizim vermiş olduğumuz bir temanın üzerine, verdiğimiz görevler üzerine oyuncular o görevleri yerine getirecekler. Peki. Bir ana bir şeyiniz, omurganız tabii, var. Tabii. Onun içerisine yerleştirecekler. Content, içerik üretecekler. Evet. İçerik üreterek bu arada tabii bu bir polisiye, siber suçlar oyunu olduğu için oyuncular kendi aralarında gruplaşabilecek, başka ekiplere hack saldırıları, yani oyun içerisinde kurmaca saldırılar yapabilecekler, kendi alanlarını savunabilecekler bu çok noktada. Çok enteresan. Evet evet, bu şekilde. Tam interaktivite var içeride yani. Yine de bir fiction var tabii, tabii bir kurgu var. Kurgunun içerisine uyumlu kalmak zorundalar. Oyun dinamiklerini doğrudan yerleştireceğiz en başında. Vallahi muazzamsınız hocam. Bütün bunları da aynı zamanda Beykent Üniversitesi'nde gençlerle paylaşıyorsunuz tüm bu birikimi. Evet. Mimar Sinan'da da paylaşıyorsunuz. En önemlisi herhalde bu işin teorik boyutundan bu kadar sizin kadar uygulama boyutuna geçen bir ismin gençlerle buluşuyor olması çok kıymetli. Çok önemli çünkü oyun tasarımı, GameFi dediğimiz oyun tasarımı finansı ile birlikte çok birlikte birleşmek zorunda. Yani oyun henüz yapmamış birisinin oyunu oynayarak birine oyun öğretmesi imkansız. Evet. Çünkü biz tasarlarken aslında para kazanma modellerini ve o GameFi dediğimiz monetization modellerini tasarlayarak ona göre uyguluyoruz. Aha. Ve bunu bir sektörde karşılığını görerek öğrencilere. Tabii bunu kurguda, fiction'da anlamak mümkün değil. Yani uygulamaya girmeyen bir ismin buradan nasıl para kazanacağını gençlere belki anlatması, nerelere ne yerli. Kendi yaptığınız işlerden belki örnekler yapıyorsunuz. Ya Eray Dinç, sizi dinlemeye doyamıyorum. Bir dahaki sefere de ara ara böyle şeylerimiz olsun. Blockchain dünyasını biraz bize anlatın. Tabii yepyeni bir dünya artık. Değil mi? Orası yepyeni bir dünya. Geçiş yapacağımız. Metaverse dediğimiz nokta artık o kadar karikatürize edildi ki zaten. Değil mi? İş biraz şey çok, noktasına geldi. Çok bilmeyenler konuştu. Evet, çok dallandı, budaklandı. Ama aslında bilenler dediğim gibi anlattıkça daha da oturacaktır metaverse. Evet, tabii. Evet. Ama bir gidişat var oraya doğru dünyanın artık değil mi? Bambaşka bir... Bir tartışma çıktıysa o tartışmayı mutlaka tartışmaya çıkaran kazanıyor artık dijital dünyada. O da ilginç. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum Doktor Eray Dinç. Beykent Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı. Öğrenciler inşallah sizi çok iyi dinliyorlardır diyeyim. Recontact Games'in kurucu ortağı aynı zamanda. Simay Dinç'i de anmadan geçmeyelim. Evet. İnşallah bir gün beraber ağırlarız. Tabii. İkinizi de burada. Buradan dinlendirmiş olayım. Burada da noktalayalım sevgili seyircilerimiz. Günü ortaya yarın yeniden buluşuncaya dek sağlıkla, mutlulukla diyelim. Ben Ahu Arakçıoğlu. Hoşçakalın.